Ee, sabah işe giderken kapımı açtım, kapımı açar açmaz hemen önüme düştü. Kapıya sıkıştırmışlar. Yani okudum hiç, yani hoşuma gitmeyen bir yazılar okudum. Sonra dikkatimi çekti. Yani diğer komşularda da var mı diye apartmanımız 8 dairelik bir apartman. Diğer komşularımız da aynı şekilde bırakmışlar. Yani bu özellikle Muharrem ayına neden kirazlı neden kiraz mahallesi? Neden bu şekilde Muharrem ayının ilk gününde böyle bir şey kapılara dağıtılmış. Dikkatimi çekti. Ben de işte buradan bir abimize bu olayı bildirdim. Abimiz de gereken haberleri yapmış. Şimdi bunun peşini bırakmayacağız. Efendim orada anlatılan şey nedir? O ifade nedir içindeki? Baktınız mı? O yazının içerisinde sizi rahatsız eden neydi? Ya hacet namazıdır. Yani bir şimdi bir vatandaşın namaz kılmasını nasıl olur da yönetmeye çalışırsınız? Namaz kılmamız sizi niye bu kadar ilgilendiriyor. Kılıp kılmamamız sizi niye ilgilendiriyor? Yani benim ibadetim gizlidir. Gizli olan ibadet de sizi ilgilendirmez. Yani bunlar hep yüreğimizdedir. Yok sadece bu Kirazdere mahallesine o da belli başlı apartmanlara tamamına da yapılmamış. Birkaç apartmana yapılmış. Bu apartmanlarda da Alevi nüfusunun yaşadığı yer mi? Yani onlarda da benim binamda 2-3 komşum var. Diğer binalarda olup olmadığını bilmiyorum. Onlara bir şey diyemem. Yani bu düşündürücü bir olay. Niye? Neden? Daha önceden böyle bir şey oldu mu? Daha önceden böyle bir şey olmadı. Yani bizim binamızda en azından bizim binamızda mahallemizde böyle bir durum olmadı. Peki e, bildiride bıraktıkları bildiride altında herhangi bir kurum kuruluş yazıyor mu? Kesinlikle yazmıyor. Hiç imza e, kuruluş, dergah hiç herhangi bir şey yazmıyor. İsim verilmemiş. Evet. İsim verilmemiş. Fotokopi olarak çoğaltılmış. Kapı kapı bırakmışlar. Ben sabah saat 8'de e, burada sakinler, arkadaşlarım, velilerim var. Beni aradılar. Dediler ya biz ne olduğunu bilmediğimiz, anlamadığımız bazı kağıtlar bütün apartmanlara dağıtılmış. E, ben hemen buçuk 9 gibi mahalleye geldim. E, mahallede e, kendi gözümle gördüm, fotoğraflarını çektim. E, doğalgaz saatlerine, işte ayak işte kapıların kenarlarına e, düzenli olarak böyle yukarıdan aşağıya tek tek ...bu bildirilerin bırakıldığını gördüm. Hatta mahallede 3-5 sokağa da dolaştım. Hı. Sadece bu apartmanda mı diye baktım. 3-5 sokaktaki apartmanlarda da var. Yani bu bir organize yani de önceden Özellikle planlanmış. Özellikle 12 mamlar başladığında tabii Bir de, bir de Tabii tabii olunca... yani bir de o gün e, Muharrem orucunun e, ilk günü. Hı. Yani bu beni düşündürdü oradan hareket ettim. Yani ben de şu soruyu sordum aslında yaptığım haberde. E, Muharrem orucunun ilk gününde... Bu Allah sevgisine çağıran, Müslümanlığa çağıran, namaz kılmaya çağıran bu tür bildirilerin dağıtılması normal mi diye sorduk. Bir de burası Alevi mahallesi yani 7-8 yıl önce de evlere çarpatılmıştı bu bölgede onu da haberini yapmıştım. E doğal olarak bu bir taciz bana göre yani Alevilere yönelik, Alevi mahallesine yönelik bir taciz olarak algılıyorum. Çünkü bu bildiri başka mahallede dağıtılmadı. E sonuçta burada anlatılan işte hacet namazı, işte nasıl mutlu olacaksın, Allah'a bağlanmanın yolları, şunları bunları götür, kendi adamın öğret. Sonuçta Alevleri de bunları anlatanları var. Yani sonuçta buna ihtiyaçları da yok. Yani biz bildiğimiz gibi Alevlere yönelik ha kapısına çarpatmışın, her götürmüşün Alevinin kapısına sen ha bu namaz böyle kıl diye yazı bırakmışsın. Bence hiçbir farkı yok. Bu nedenle de ben bunu bir Taciz, tehdit. Zaten insanlar da konuşmaya çalıştım. Beni tanıyanlar konuşuyor ama görüntü vermek istemiyorlar. Yani bu bildirinin nereden geldiği belli ama şunlardan geldi diyemiyoruz. Yani sonuçta burada da bir takım dini cemaatler var, belli vakıflar var, yapılar var. E bu vakıfların da hedefinde yaz ayları işte Alevi çocuklarını, Alevi köylerinde düzenlenen Kur'an kurslarına götürüyorlar, mahallelerde topluyorlar. E, gitmeyenlere de bildir dağıtıyorlar. Yani bunun hepsinin kaynağı bir diye düşünüyorum ben. Yani bir noktadan buna dağıtılıyor. E, dağıtılmaması gerekir. E, bunların konusunda bunları yapanlar hakkında işlem yapılması gerekir. Yani e, bu bir taciz. Emniyet tarafı geçmiş midir? Yani siz bir duydum. E, haber çıktıktan sonra e, bir takım sivil insanların gelip mahallede soru sorduklarını duydum. Onlar da rapor azalacaklardır. Oysa ki her tarafta mobese kamerası var. Yani her saat herkesi bulabilirler. Ama çok küçük bir yer. Bunun için belki de biliyorlardır kim dağıttığını. Bundan biz çok rahatsız olduk. 21. asırda bu bize böyle yapılmaması lazımdı. Çok e, e, yani rahatsız böyle devletimiz bize sahip çıkması lazım. Bu yazı yani Hacet namazı diyor. He, bu ne demek? Hacet namazı diyor bir şey söylemişler. Bunun ne namazı olduğunu ben bilmiyorum yani. Evet. Yani böyle bir şey ilk defa bu yazıda duydum. Mahalle rahatsız mı? Bu? Mahalle rahatsız. Bunda oldukça rahatsız. Bunun geleceğini e, bu, bu böyle olayların geleceğini e, şey, e, düşünüyor. Bize devletimiz veya hükümetimiz sahip çıkması lazım. Bu böyle olmaz. İlkel bir düşünce bu. İlkel bir davranış.